Milletvekillerinin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifiyle su ürünleri kanununda yer alan idari yaptırımların uygulanma usul ve esasları yeniden düzenleniyor. 1380 sayılı su ürünleri kanununda önemli değişiklikler yapıyoruz. Teklife göre idari para cezaları sahil güvenlik komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından uygulanacak. Kanunda yapılacak değişiklikle kaçak avcılık yapanlara da ağır cezalar uygulanacak. Burada amacımız balık varlığımızı sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesillere denizlerimizdeki deniz varlıklarının korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız bu seneki av açılışında da bunu balıkçılarla paylaşmıştı. Burada niye amaçlıyoruz? Kaçak ve ruhsatsız teknelerle yapılan gırgır, gır, trol dediğimiz algarne dediğimiz avcılık yöntemlerini bir kere tamamen yasaklıyoruz ve bunları yapanların bu teknelerine bu av araçlarına el konmanın önünü açıyoruz. İkinci defa bunun tekrarlanması durumunda ise bir yıldan üç kadar hafif cezasını getirmiş olacağız. Teklifle Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek. Kanun teklifiyle Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan deniz ve iç sularda balıklandırma yapılması veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması yasaklanıyor. İç pazardaki talebin karşılanması maksadıyla yeni balık çiftliklerinin kurulmasını ve bunların kurallarının daha net bir şekilde belirlenmesini sağlıyoruz. Burada kurulacak olan balık çiftliklerinin alanlarının belirlenmesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Turizm ve Kültür Bakanlığının ortaklaşa ...Tarım Bakanlığı ile belirleyecekleri alanlarda bu çiftlikler kurulacaktır. İç sulara pirana, çim sazanı, Amerikan levreyi gibi yabancı türleri bırakanlara da... ...10 bin liradan 20 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Kanun teklifinde su kaynaklarının ve balık varlığının korunmasını amaçlayan maddelere de yer veriliyor. Marmara'da, Karadeniz'de ve boğazlarda ışıkla avlanmayı yasaklıyoruz. Çünkü bu yöntemle avcılık... Hem e, tam anlamıyla büyümemiş balıkların avlanmasını sağlıyor hem de e, yuvalarının dağılmasından tutun da e, çok ciddi şekilde varlık, var, e, balık varlığını tehdit eden bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Av yasaklarına uymayanların ihlalleri tekrarlaması halinde avlanma araçlarına ve teknelerine de el konulabilecek.